Samsung'un Galaxy serisi içerisinde sadece akıllı telefonlar değil, taşınabilir medya cihazları da var. Bu medya cihazları Android işletim sistemiyle geliyor. Normal bir Galaxy telefon gibi özellikleri sahip, sadece üzerinde telefon işlemi bulunmamakta. Mobil geniş band desteği yok, telefon görüşmeleri yapılamıyor. Onun dışında tüm özellikler bu Galaxy S Wi-Fi olarak adlandırılan taşınabilir medya oynatıcı ailesinde bulunmakta. Elimde duran Galaxy S Wi-Fi 3.6 da bu cihazlardan bir tanesi. 3.6 inçlik köşeden köşe uzunluğu var bu ekranı sahip ve cihazı adını da bu ekran vermekte. 480x320 çözünürlüğe sahip olan bu ekran vasat bir kaliteye sahip. Doğrusunu söylemek gerekirse görüş açısı çok iyi değil, ancak güneş altında aydınlıkta tatmin edici bir görünüş sunduğunu söyleyebiliriz. Piksel yoğunluğu alıştığımız artık çok daha yüksek piksel yoğunluklu ekranlara göre biraz düşük kalmakta. Yine de bu ekranın Samsung Galaxy S Wi-Fi ile tatmin edici, istenen seviyede bir multimedya deneyimi sağladığını söyleyebiliriz. Cihazın ekranın altında, 3.6 inçlik ekranın altında kontrol tuşları, fiziksel navigasyon tuşları bulunmakta. Menü, ana ekran ve geri tuşları yer almakta. Tasarım açısından baktığımızda Samsung'un Galaxy S2, Galaxy R gibi cihazlarına benzeyen bir tasarım var karşımızda. Doğrusunu söylemek gerekirse Samsung logonun üzerine bir de ahize yerleştirmiş, bir hoparlör yerleştirmiş. Çünkü bu telefonu bir Bluetooth kulaklık gibi kullanabiliyorsunuz. Gelen çağrıları Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6 üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Bu hoparlörün yanında da bir kamera var ve gerçekten çözünürlükte 0.3 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Bunu da belirtelim. Cihaz ince sayılır. Çok kalın değil. Sol tarafta herhangi bir eleman yok. Giriş çıkış buton bulunmakta. Sağ tarafta ise Samsung'un her cihazında yerleştirdiği konumda güç butonu var. Ekran kilit düğmesi var. Hemen altında da ses kademe tuşu dikkat çekmekte. Üst kısımda herhangi bir şey görmüyoruz. Sadece arka kapağı açmayı sağlayan bir çentik var. Tırnağımızı sokup açtığımız. Alt tarafta ise cihazın 3.5 mm'lik kulaklık ışığı var. Mikrofonu var ve micro USB portu bulunmakta. Micro USB portu üzerinden hem veri bağlantısı hem de şarj işlemi sağlanmakta. Samsung bir multimedya cihazına bir taşınabilir medya yöneticiye yakışacak şekilde, çoğu cihazı öyle görüyoruz, çıkışı, kulaklık çıkışını altta vermiş. Bunu da söyleyelim. Galaxy S Wi-Fi'nin arkasında plastik bir kapak var. Plastik kapağın hemen altında hoparlör dikkat çekmekte. 2 megapiksel kamera var. Fazla yüksek tutmamış kameranın çözünürlüğünü Samsung. Bu kamera sadece sosyal medyada paylaşım yapacağınız durumlarda iş görecektir. Yoksa normal bir fotoğraf makinesini, şu anda çoğu akıllı telefonda görmeye başladığımız normal bir fotoğraf makinesinin yerine geçme işlemini göremeyecektir. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Kapağı çıkarıyorum. Kapak Galaxy cihazlarına alıştığım gibi esnek, oynayabiliyor. Rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şu anda karşımızda 1500 mAh'lik bataryası var Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6'nın. Hemen üstte bir micro SD kart yuvası var. 32 GB'a kadar destekli ve bu sayede cihazın içindeki 8 GB'lık dahili belleği hesaba katarsak toplam 40 GB'lık bir bellek kapasitesi söz konusu potansiyel olarak. Bu micro SD kart yuvasındaki kartı çıkarmak, yeni bir kart takmak için bataryayı çıkarmanız gerekiyor. Bu da cihazı yeniden başlatmanız gerektiği anlamına gelmekte ister istemez. Bunu da belirtmeden geçmeyelim Galaxy S Wi-Fi ile ilgili olarak. Galaxy S Wi-Fi'da, Samsung Galaxy S Wi-Fi'da Android 2.3.6 Gingerbread çalışmakta ve bunun üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü yüklü gelmekte. Alıştığımız TouchWiz deneyimi çok fazla bir farklılık yok. 7'ye kadar farklı giriş ekranı var ve bu giriş ekranını dilediğiniz bileşenlerle doldurabilirsiniz. Parmağınızı ana ekrana dokundurmanız yeterli. Widgetler, kısa yollar, klasörler, duvar kağıtları gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri sunulmakta. Bunun yanı sıra altta görmüş olduğunuz gibi sabit bir kısa yol çubuğu var. Bu kısa yol çubuğu üzerinde de cihazın fonksiyonuna uygun şekilde müzik çalar ve video uygulamalarına kısa yollar bulunmakta. Aynı zamanda internet tarayıcısına da bir kısa yol mevcut. Son kısa yol ise görmüş olduğunuz üzere cihazın sayfalı yapıdaki uygulama menüsüne açılmakta. Burada da görmüş olduğunuz üzere Gmail uygulaması var. Google'ın servislerine ait uygulamalar bulunmakta. Google Play Store'u kullanarak yine farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Bunun dışında yine dosya yöneticisi, görev yöneticisi gibi uygulamalar bulunmakta. Keys Air var, Smart View var, o şey var. Yani kısacası Samsung'un Galaxy serisi Android cihazlarına gördüğümüz uygulamalar bu cihazda da yüklü gelmekte. Samsung Smart View ve FM Radyo'yu da ana ekrana kısa olarak eklemiş. Smart View uygulaması sayesinde bir Samsung Smart TV sahibiyseniz bu Samsung Smart TV
üzerindeki özellikleri telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Smart TV uygulamasında klavyeyi kullanmak yerine, uzaktan kumandayı kullanmak yerine doğrudan bu akıllı telefonun klavyesini, sanal klavyesini kullanabilirsiniz. All Share'da aynı ağ üzerindeki diğer cihazlarda yer alan bileşenleri gösterebiliyor. Galaxy S Wi-Fi 3.6'da oynatabiliyor. Ya da yine All Share desteği Galaxy S Wi-Fi'deki içeriği DLNA destekli bilgisayarlarda veya Samsung televizyonlarda DLNA destekli cihazlarda oynatabiliyor. Bunu da söyleyelim. Devam edelim. Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6'nın bir özelliği de söylediğimiz gibi Bluetooth kulaklık olarak kullanabilmesi. Bu nasıl oluyor? Gelen çağrıları Galaxy S Wi-Fi üzerinden kabul edebiliyorsunuz. Bunun için cihazın Bluetooth işlemini açmanız gerekiyor. Onu da hemen şuradan bir kontrol edelim. Açık olması gerekiyordu. Evet, şu anda Bluetooth'u açalım. Evet. Nokia telefon, eski bir model sayılır artık, Nokia X6 ve bu iki telefonu birbirine eşleştirerek Nokia X6'ya gelen çağrıları doğrudan Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6'dan kabul edebilirim. Bunun için Bluetooth'u da, bağlantıyı da aktif hale getirelim. Ses cihazına bağlan diyelim. Evet, şu anda bağlandı. İki cihaz Bluetooth'la birbirine bağlı durumda. Şimdi Nokia X6'da bulunan SIM kartı numarayı aradığımda karşıma Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6'nın da bir telefon gibi çalmasının çıkması gerekiyor. Hemen numarayı çevirelim ve arama testimizi gerçekleştirelim. Şu anda arıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Galaxy S Wi-Fi 3.6 bir telefon gibi çalıyor şu anda. Buradan telefon görüşmelerinizi medya oynatıcısı üzerinden yapabilirsiniz. Telefonunuz cebinizde kalmaya devam edebilir. Bu şekilde bir güzelliği var bu telefonun. Dilerseniz de bu şekilde çağrıyı sonlandırabilirsiniz. Oradan çağrıyı sonlandırdığınızda bu cihazdan görmüş olduğunuz gibi ana cihazda da, ana telefonda da çağrı sonlanmış oldu. Böyle bir güzelliği var Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6'nın. Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6'da müzik çalar uygulaması Samsung'un Android cihazlarından alışımızdan pek farklı değil. Normal bir, standart bir müzik deneyimi sunmakta. Şarkı arama özelliği var, akıllı arama özelliği var, disk görünümüne geçme özelliği gibi bazı özellik de var görmüş olduğunuz gibi. Bütün o albümleri bu şekilde bir disk görünümünde görüntüleyip seçebiliyorsunuz. Böyle bir navigasyon özelliği sunulmakta. Video uygulaması hem AVI dosyalarını hem MP4 uzantılı dosyaları gösterebiliyor. Altyazı desteği de mevcut. Tabi Türkçe karakterleri, Türkçe kodlamayı düzgün ayarlamanız gerekiyor ki Türkçe altyazılar düzgün gözükebilsin. Bunu söyleyelim. Bu şekilde multimedya özellikleri zengin bir cihaz var karşımızda. Android deneyimini uygun fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6 iyi bir seçim gibi gözükmekte. 2 megapiksellik kamerası da Facebook'ta, Twitter'da paylaşılabilecek yeterlilikte fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor. Video çekim desteği de var. 640x480 çözünürlükte maksimum video kaydı yapılabiliyor. Vasat bir video çekimi var, bunu da söyleyelim. Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.